Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı Alo. Sabahlar, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Esselamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı cumalar hocam. Allah razı olsun, hayırlı cumalar efendim. Hocam ben aramıştım da ben size bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam eşim hani aldatma var 4 yıldır. Boşanma aşamasındayız ama hakim boşamadı. Davamız reddine gitti. Evet. Ama eşim eve hiç kesinlikle bakmıyor. Hani bunun günahı yok mu? Evet. Ondan çok mutlu, iyi yaşıyor. Hani kazancını ona yediriyor. Ben iki çocuğumla. Hani ben mücadele veriyorum hocam. Evet. Hiçbir şekilde eve bakmıyor. Size bakmıyor, çocuklara bakmıyor. Hayır, hayır, hayır. Evet. O iki tane çocuğum var. Biri 19 yaşında, biri 13 yaşında. Evet. Kesinlikle ne nafaka veriyor, ne eve bakıyor, ne ilgisi var. Çocuklarla dahi sanki biz Türkiye'de yaşıyoruz, o başka bir yerde yaşıyor. Peki onunla dini nikahlı mı? Öyle duydum. Hani öyle duydunuz. Etraf, akrabalar, o kardeşinden duydum en yakın. Anladım. Peki şu anda ne olacak? Mahkeme süreci devam ediyor. Geri adım atmıyor mu eşiniz? Hani bilmiyorum. Nasıl kendi açtı zaten. Beni suçlayarak psikolojim bozukmuş. Şiddetli geçimsizlikmiş. Çok mutlu bir yuvamız vardı. Hani böyle, yuvamız böyle oldu. Yani sizden ayrılıp o hanımefendiyle evliliğe devam edecek. Yani, evet, onunla boşanma evlenecek. Boşanma davası açtığına göre öyle evet. düşünüyor ki evet, ondan evet. açtı. Evet. Hocam hiçbir şekilde bakmıyor. Bir de hani ne bileyim çocuğum hani kaza geçirdi hiç hani o kadar vicdansız oldu ki eşimi karıncayı incitmeyen bir eşti ama şu an o kadınla beraber olduğu zaman o kadın da çok hani ne bileyim o kadar çirkin ki hani. Evet hani isterseniz, görse, isterseniz şu anda kapı çalıyor galiba sizde. Şey yapın hocama ben söz vereyim siz kapıyı açın bekletmeyin lütfen gelenler var tekrar konuşalım tekrar konuşalım. Ben dışarıdayım marketteyim ben de iyi, tamam. onun zili. Peki, hani dışarıdayım peki. ben de ondan hocam. Evet. Efendim yani ayeti kerime bakın. قُلْ اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ De ki ey peygamber en büyük ziyana uğrayanlar kendilerini eş ve çocuklarını ziyana sokan insanlardır. Ayeti kerime. Ey aile reisi nasıl insaf etmezsin? Nasıl düşünmezsin? Şimdi şu hanıma empati yapalım. Onun yerine biz kendimizi koyalım. Yani huzurlu olabilir miyiz? Mutlu olabilir miyiz? Yani nasıl bu hayatı reva görürsün sen arkadaş ya? Yani ey kötü çoban, eti yedin, sütü içtin, sürüyü kurda kırdırdın. Yani bakın Miraç'ı yeni bugünlerde geride koyduk. Miraç'taki olaylardan biri de şudur. Yani şimdi önünde nefis kebaplar var. O kebapları yemiyor. Etrafta leş var. O burcasına saldırmış oraya. O leşi yiyor. Bu nedir Cibril? Bu iffetli, şerefli, namuslu eşleri durduğu halde onları değil de başka yerlerde mutluluk arayanların durumu böyledir diyor. Allah korusun. Peki bu beyefendi diyelim ki dini nikahla evlendi. Ama eşin var kardeşim buna ihtiyaç var mıydı? Çocuklarım Niçin? Var, yuvam i̇nna var. Allaha, i̇nna Allah'a la yuhibbu zevvakin ve la zevvakat. Zevk için evlenen, zevk için boşananları Allah sevmez. Kim söylüyor bunu? Peygamber Allah elçisi söylüyor. Buyurun. Muhsin Bey programımızı çok severek izliyorum. Hocamı da çok çok seviyorum. Sağ olun. Allah eksik sizden olmayın. Razı olsun. Cümlemeyi eksik yapalım. Olmayın sağ olun. Benim ilk sorum olacaktı hocama. Buyurun. Hocam insan öldükten sonra yani kendi cesedini görmeden öldüğünün farkına varmıyormuş. Böyle bir şey var mı doğru mu? Bu... Yani böyle bir şey var mıdır acaba hocam? Çok merak ediyorum. Biraz açalım mı? Biraz açalım mı bunu? Anlaşılsın iyice. Hani bir insan ölüyor. Hani kalp krizinden ölüyor ya da başka bir nedenden dolayı ölüyor ya. Öldükten sonra ruhu çıkıyormuş ama öldüğünün farkına varmıyormuş.
Yani ben ölmedim gibi düşünüyormuş. İnsanlar etrafında ağlıyor, feryat ediyor ya. Bu kimin için feryat ediliyor falan diye düşünüyormuş. Kendi cesedini gördükten sonra ben ölmüşüm diyormuş. Bu doğru mu? Şimdi bakın şu ayeti kerimeyi okuyayım. Estağfirullah. İnnellezîne kâlû rabbunallâh sümme istekâmû. Rabbim Allah'tır deyip sonra da o istikamette olan kişiler var ya, dünyadan ayrılırken tetenezzelu aleyhimul melâike, melekler gelirler. Ellâ tehâfû ve lâ tahzenû, üzülmeyin, endişe etmeyin. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünyâ, biz dünyada da ahirette de sizinle beraberiz. Geride bıraktıklarınızı kaygı etmeyin. Acaba başıma neler gelecek, neler göreceğim, neler yaşayacağım, onlardan da endişe etmeyin. Biz sizinle birlikteyiz. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünyâ ve fil âhire. Biz sizinle beraberiz. Melekler böyle diyorlar. Yani dünyadan ayrılışın, kabre varışın acısını hissetmiyorlar. Ve hanımefendinin dediği gibi anlıyor ki demek ölüm olayı olmuş ama yeni bir alem, yeni bir dünya ile karşılaşılıyor. Evet efendim. Demek öyle bir şey var demek ki hocam. İşte ama haberi bile olmuyor, evet. Bakın. Ve sonra ilk anda o meleklerden bir ürperiyor şöyle ama bilahare de ısınıyor. Nahnu evliyâikum fil hayâti dünyâ ve fil âhire. Biz size dünyada da ahirette de dostuz. Endişe etmeyin, kaygılanmayın. Evet, meleklerle o yolculuk hem mezarda, dünyadan ayrılırken ve sonra beraber oluyor. Doktor Haluk Nurbaki diye bir, evet, rahmetli doktor anıyoruz. Vardı. Evet, rahmetli anıyor cümle geçmişlerimizle birlikte. Sibel Hanım diye Ankara'da genç bir iş hanımı, kadının tedavisiyle meşgul. Ama Doktor Haluk Nurbaki'nin bayağı dini bilgisi de olan bir, evet, insandı. Kesinlikle. Sibel Hanım'ın tedavisiyle meşgul. Bir gün oluyor, Sibel Hanım diyor ki, hocam diyor, İzmir'de bir ihale var. Gitmek mecburiyetindeyim. Kızım gidemezsin. Hocam illa katılmam lazım. Bari uçakla git kızım. Uçak bulamıyor. Otobüsle gidiyor. Afyon yakınlarında otobüs kara saplanıyor. Ve Sibel Hanım yatağın esiri oluyor. Bir gün doktor Haluk Bey yine ziyaretine vardığında Sibel Hanım soruyor. Hocam diyor, Azrail aleyhisselam çok korkunç mu gelecek? Yok kızım, yok. Prensesler gibi gelecek diyor. Ve o günlerde de Ankara'da yokmuş Doktor Haluk Bey. Yatağın esiri olan Sibel Hanım birden fırlıyor. Kalkıp abdest alıp iki rekat namaz kılıyor. Anne, doktoruma selam söyle. Söylediğinden daha güzel geldi diyor. Allah Allah. Söylediğinden, yani bu hem de yazılı da bu. Yani bir kitap halinde yazılı şu söylediğim sözler. Evet efendim. Evet. Allah razı olsun hocam.